Şu anda dediğimiz gibi barut kokusu var. Bülent beni uyarıyor. Sola dönüyor bütün araçlar. Bakın Bülent Gördemici gösteriyor. Şu anda otelden olay mahalline doğru. Yani muhtemelen yine bir balistik füze ama gerçekten geçtiğimiz hafta meydana gelen patlamanın daha büyüğü, daha şiddetlisini duyduk. Biliyorsunuz yine siviller ölmüştü. Ne yazık ki sivil şehitler vardı. Şu an duman var. Bilmiyorum kameradan görebiliyor musunuz? Olay yerine intikal etmek üzereyiz. TV 100 ekibi olarak. Evet, ne yazık ki bugün YouTube kanalımızın da bunları duyurmamızdan dolayı kapatıldığı bir gün. Ne yazık ki işte yine işgal Ermenistan ordusu. Of. Biraz daha git duralım. Biraz git. Nakit. Cadezem abi. Tamam, sıkıntı yok. Evet, iki ayrı patlama dediğimiz gibi duygu meydana geldi. Şu anda yoğun bir barut kokusu var. Araçla olay mahalline ulaşmaya çalışıyoruz. Bir yandan yola bakıyorum. Bülent'in de dediği gibi çok sayıda, çok yoğun duman var. İnanılmaz. Yani çok büyük bir alan burası. Tabii sivil araçlar da var. Yakınlarını merak ediyorlar herhalde. Olay yerine intikal etmeye çalışıyorlar. Bir yandan biz de kornamızı çalıyoruz ve öndeki ambulanslar mı? Ambulans mı? Ambulanslar var. Ambulanslarla birlikte gidiyoruz. İsterseniz yayınımızı kesmeyelim, devam edelim. Umarız dediğimiz gibi bu sivil saldırıda çok büyük kayıp yoktur ama dediğim gibi önce bir füze atış sesi duyduk. Ben önce bir patlama oldu bunun havada Azerbaycan ordusunun hava savunma sisteminin insanlar dışarıda havada etkisiz hale getirmiş olabileceğini düşündüm. Camı açıyor musun? Camdan dışarısını gösteriyoruz. Bütün camları aç Nakit. Mahşer yeri gibi şu anda ortalık. Herkes dışarıda. Burası artık iyice yakınlaştığımızın göstergesi. Sağa çek. Şu polisin arkasına çek. Araçtan ineceğiz ve devam edeceğiz. Yayınımıza çok üzgünüz. Ben de. Evet, burada gördüğünüz gibi vatandaşlar. Bir saniye görüntüleri. Sen tutak arkasına. Evet. Zaman zaman koşarak gideceğiz. Tamam abi, sen git, ben geliyorum. Yine olay yerine doğru büyük bir panik havası yaşanıyor. Maşını çıkart burada. Makineleri çıkartın diyor. Sen de çıkart aracı oradan. Al aracı, ambulanslara yer açın. Bacalım bir yollara açın lan. Evet, burası Gence ve yine sivil yerleşim yerine saldırı. Evet, yine ne yazık ki böyle bir katliama tanıklık ediyoruz. Bakın siviller, çocuklar. Tamam, biz de biz de geçmiş olsun. TV100 geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ne tarafta? İleride, Gavak'ta, yani ileride diyor, meydanda diyor, itfaiye araçları da burada. Koşarak gidiyoruz. Evet. Çok sayıda polis ekibi, ambulans. Of. Berbat. Çok kötü barut kokuyor. Çok kötü. Evet, duygu. Şu anda tabii ışıklandırma yok. Her yer. Elektriklere dikkat et. Elektrik kablolarına dikkat etmek lazım. Bu tür durumlarda burası bir Gence'de bir ara sokak. Evet, Bülent Gördemici ile birlikte. Ben ne ol? Evet, ayaklarına dikkat et. Tam nokta, evet. Bülent, bu taraf bombanın düştüğü yere çok yakınız. Orada da mı? Ne tarafa gidelim? Ne tarafa? Düz. Of. Evet, dümdüz gidiyoruz. Yaralılar var solda, Bülent. Oraya gidelim. Geldim abi. Bakın işte işgalci Ermenistan ordusunun bir sivil katliamı. Evet. Gördüğünüz gibi insanlar yine evlerinde, uykularında yakalandılar. İşgalci Ermenistan ordusunun adeta bir soykırım
girişimi bir kez daha. Kablolara dikkat et. Burası Gence'de bir mahalle. Duygu ve yine Gence sivil yerleşim yeri saldırıya uğradı. Çok üzgünüz. Bu görüntüleri yine sizlere veriyoruz. Evet, yaklaştık. Bombanın düştüğü yer tam anlamıyla büyük bir harabeye dönmüş durumda. Burada da zannediyoruz çok büyük bir patlama. Işığımız bizim ışıkta. Evet. Dediğimiz gibi. Bir herkes telefonları ışıklar. Evet, yangın da var. Yangın da var bir yandan. Abi tamam abi. Gel. Çok. Birazdan zannediyoruz itfaiye ışıklandırmalarını açacak ama belli bir süre. Geç kardeşim. Toz duman içinde geldik. Bakın ışığımız yeterli değil ama şu anda enkaz kaldırma çalışmaları başlamış durumda. Tabii birazdan daha uzman ekipler gelecek ama burası da yine tek katlı ve iki katlı evlerin bulunduğu bir nokta. Gence'de, şehir merkezinde ve belli ki artık biz de anlıyoruz. Balistik bir füze yine çok uzun menzilli balistik füzelerden birisi olması gerekiyor bunun da. Umarız kurtarma çalışmaları Bir kişi daha var enkazın altında. Abi geliyorum. Bir saniye sen devam et. Devam et abi. Bir yaralı daha ne yazık ki çıkartıldı. Bir yandan da tabii yangın çıkmış durumda. Sakin durun diye sesleniyor buradaki yetkililer ve vatandaşlar. Kulaklığımı taktım Duygu. Şimdi seni duyabilirim. Evet. Ne yazık ki işte bir sivil saldırı daha Gence'de. Buna tanıklık ediyoruz. Üstelik Ermenistanlıların şikayeti üzerine TV100 YouTube kanalının kapatıldığı gün ne yazık ki işte bakın. Bunları göstermemizi istemiyorlar. Bakın neler yaşanıyor bu katliamda. Duygu, duyuyor musunuz beni? Duygu, duyuyor musunuz beni? Evet. İşte görüntüler. Büyük bir facia yine. Büyük bir sivil katliamı. Duygu duyabiliyor musunuz beni? Evet. İşte ne yazık ki bir yaralı daha var. Çok acı bunları göstermek. Bunları sürekli burada gösteriyoruz. Dünya görüyor mu? Görmesin diye kanallar kapatılıyor. Yasaklar geliyor. Ama işte çok büyük bir patlamaydı. İki patlama, belki başka bir yerde daha böyle bir enkaz var. Bizim ilk ulaştığımız yer yine sağ tarafta sanırım bir yaralıyı çıkarmaya çalışıyorlar. Nerede? Bir yaralı daha olduğu söyleniyor. Buradaki vatandaşlar yaralıların olduğu söyleniyor. Şu tarafa doğru ilerliyoruz. Evet. Tamamen yok olmuş durumda. Onlarca ev var. Burası daha çok iki katlı ve tek katlı evlerin bulunduğu bir nokta. Şimdi birçok yaralı var. Bu tarafa doğru gidelim. Biraz daha. Tamam.
Tamam. Bu noktada kalalım. Duygu, ne tarafa gitsek enkaz altında sivil yaralılar var, çocuklar var, kadınlar var, insanlar var. Burada saat, Türkiye yerel saatine göre bir saat ileride insanlar yeni yatmıştı ya da uykularındaydı. İşte şu anda inanılmaz sesler var kulağımda. Hem enkaz altındaki sivil vatandaşların hem de kurtarılanlar var. Ama deminki gibi görüntüleri tabii ki etik olarak göstermememiz lazım. O yüzden biraz uzakta durup size buradaki gelişmeleri aktaracağız. Az önceki görüntü için hakikaten özür diliyoruz ama dediğim gibi ışık çok karanlık ve neyi çektiğimizi biz de bilmiyoruz. Bizi buradaki görevliler de çağırdı. Kamera ışığınız da bulunsun dediler. Gerçekten telefon ışıklarıyla şu anda tabii ilk etap çok çabuk geldik. Dediğimiz gibi 10 dakika demiştik, 15-20 dakika olmuş durumda. Ve buraya da tutalım. Şu anda enkaz altında vatandaşlar, polisler sivil vatandaşları çıkartmaya çalışıyorlar. İnşallah sivil şehit sayısı fazla değildir ama ben şu anda tabii gözümle görüyorum Bülent Kördemirci kamerasıyla bu dehşet anlarını göstermiyorum. Kaydediyor. Uzaktan çekiyoruz. Bizim gördüğümüz manzaraları, bizim burada gözümüzle canlı gördüğümüz, Bülent'le gördüğümüz manzaraları görmeyin diye uzaklaştık. Şu an büyük bir alan burası. Dediğimiz gibi 10-15 tane tek katlı ve iki katlı ev var. Biz şu anda bir yaralı çıkartılıyor. Ne durumda olduğunu bilmediğimiz için kameranın yönünü değiştiriyoruz. Her yerde insan sesleri geliyor. Ve biz de bu dehşeti bir kez daha yaşıyoruz. Sizlerle beraber Duygu. Enkazdan biraz uzaklaşacağız. Işığımızdan faydalanmak istiyorlar. İtfaiyenin ışıkları yeni geliyor. Buranın kendi yerel sivil savunmasının ışıkları yeni geliyor. Dediğimiz gibi olay çok sıcak. Gerçekten TV yüz ekranında olan insanlara kötü görüntüler göstermek de istemiyoruz. Ama burası bütün dünyanın görmesi gereken bir yer. Yine bir sivil katliamı Duygu. Yani nereyi çekeceğimizi bilemiyoruz. Her yerden insan çığlıkları geliyor. Koskoca bir mahalle burası. İki büyük. Tamam.